Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Dün akşam Çap Hastanesi'ndeydim. Bayağı kişileri ziyaret ettim. Ziyarete gittim yani. Kanser bölümüne de gittim. Psikoloji bölümüne gittim. Psikoloji bölümü 4. kat ve çapada, nereden bileceğim gittim ya. 4. kat olduğu halde parmaklıklarla örülü. 4. kat. Ondan sonra başka bir bölüme de gittim. Şimdi 4. evresinde olanlara gittim. Oradaydım yani. Çünkü tanıdığım oradaydı. Kanserin 4. evresi, devresi, son devre, devre. Fakat karşılaştığım manzara çok garipti. Bir odada iki kişi vardı. Benim ziyaret ettiğim insan birisini bekler gibi böyle duruyordu. Odada televizyon çalıyordu. Onun yanındaki kadın, benim tanıdığım bunlar ikisi, bir tanesi kadın, ötekisi de tabii odada kadın. Yaşlı başta olduğu halde televizyon seyrediyorlar. Ha 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 hu hu. Refakatçisiyle beraber. Hiç. Hani diş doktoru narkoz vurur ya dişe, ondan sonra icraat yapar, hissetmezsin. Hayat bunlara öyle bir narkoz vurmuş ki ölüm unutulmuş. Ölümün son aşamasında bile ölüm unutulacak kadar narkozdu. Yani hayat öyle bir narkoz vermiş ki, şuna benzetiyorum konumla alakalı. Ölüm korkusundan yapacağım biraz. Hayat öyle bir narkoz vurmuş ki kanserin 4. evresi ve devresi ve son, oradan sağ çıkan yokmuş. Sordum dışarıda. Ondan sonra beni yakın gördü doktora hanım. Hanım, hoca mısınız dedi de. Ondan sonra dedim ki doktora hanım, buradan sağ çıkan var mı? Bazen oluyor dedi. He tamam. Yani hayat öyle bir narkoz vurmuş ki, mesela ameliyata girenler narkoz, bazıları binde birisi, ne diyorlar, binde 5 kişi uyanmıyor narkozda, uzun susam. Bu hayat anlatacağım öyle bir narkoz vermiş ki insanlara, sefahat, televizyon, dizi. Yani ölüm anı, yani 4. devresi ve evresinde bile ölüm hatırlanmıyor. Aklınız durur görseydiniz. Çok rahat diyor ki, hoca efendi onu okuduğun gibi beni de okur musun? Okuyayım dedim. Hoca efendi biliyor musun, karnımda kanser, bu göğsüme doğru geldi diyor. Geldiğimi hissediyorum diyor, tamam mı? Hırtlana geliyor. Ondan sonra ha ha, ne dersiniz ölür müyüm falan diyor. Ölümü bayılmak zannetmiş. Yaşlı ha, 60'ın üzerinde. Narkoz, hayat narkozlamış. Belki de 4 defa tekrar ettim, değil mi sinirsin? Hayat öyle bir narkozlamış ki, değil sohbet, değil Kur'an, mezarlık, ölüm gelmiş. Sağ çıkmayacağını çok iyi biliyor. Ama ha 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 ha, ne kadar şükretsek azdır. Peki ne zaman uyanacak? Azrail aleyhisselam gelişinde, o sekerata girdiği zaman. Şimdi niye bu hale gelmiş? Aslı işini yapmazsan hiçbir iş senin işin değil ve doğru iş değildir. Mesela aslı bir işim var. Onu yapma, ne kadar kaliteli iş yaparsan yap, o iş senin işin değil. Ve kar yapmış olmazsın. Bir daha. Mesela dün misal verdim.
bir kadın annelik yapması gerekirken anneliğini bırakıp memurluk yapması ne kadar büyük kar getirirse getirsin, o kazandığı parayı değil hizmete, Kabe'nin masrafını harcasa bile doğru iş değildir o. Çünkü yapması gereken işi yapmamak, hangi işi yaparsan yap, o iş senin işin değildi. Ha tabi istisnaları var. Boşanmıştır, elinde çocuk kalmıştır, boşanmıştır, tek yaşıyor, başka. Böyle bir ihtiyacı yok. Evli, barklı. Cümlemi söylüyorum. Aslı işini yapmamışsan hiçbir iş senin işin değil ve doğru iş değildir. O için narkoz yemiş. Şimdi ölüm korkusunu ben çok ders yaptım. Bu sefer o hastane dönüşümden sonra bu sabah baktım. Bir tane yazı yazmış, bana göndermiş. Türkiye'de çok meşhur, zannediyorum kitap yazıyor. Piyasaya kitap yazan bir zat. İlk defa şey yaptı. Dedi ki sizin defterlerinizden çok istifade ediyorum. Hele hele psikoloji derslerinden istifade ediyorum. Yeni bir kitap yazıyorum dedi. Bana yardımcı olur musunuz? Tabi adam para için yapıyor. Ama niçin yaparsa yapsın Müslümanlara parayla da ulaşsa. Eğer sen parasız ve hak etmişsen bu dersi direkt bizde muhatap olacaksın. Ama sen hak etmemişsen, hizmette de alakan yok. Hizmette bir katkın şeyin yoksa sen paralı dersi dinleyeceksin orada. O da yazı. Herkes bu dersi denk gelmiyor. Adam bak mail atmış diyor ki, genç herhalde ki Hasan abi diyor, ölüm korkusu hakkında, ölüm korkusu travması mı öyle bir kitap yazıyor, bitmek üzere. Kendi dediğini söylüyor. Buna ait bana yardımcı olur musun, bir ders yap, ben dinleyeceğim diyor. Not alacak. Hasreten ona duyurulur. Ve o çapadaki kanserdeki arkadaşlar orada, gittim diğerleri de böyle bir şey istiyor. Şimdi ölüm korkusunu ben çok bahsettim. Ruhun Adem'e karşı direnmesi olduğunu. Hani o anlatmıştım, onu bir daha anlatmayacağım. Başka bir şeyi anlatmaya çalışacağım şimdi. Korku aklidir. Haf kalbidir. Nerede ne olduğunu bilirsen rahat edersin. Korku aklidir. Tamam. Korku aklidir. Haf kalbidir. Şimdi akıl nedir? Akıl ve kalp cihazdır. Unutmayın. Gözlük gibi. Bununla bakılır. Bu çekerseniz bak göremem siz. Burayı da sisli görüyorum. Tamam mı? Ama ben bununla bakıyorum. Bak bununla bakıyorum. Bu bakmıyor. Bunu bir anlasak yani böyle idrak etmiyoruz yani. Yani akıl ve kalp alettir, alet. Yani onun hükmüne tabi olunmaz. Kalp takılır Ahmet'e, Mehmet'e, Fatma'ya, Ayşe'ye, Ali'ye, Hüseyin'e. Akıl takılır ona, şuna, buna. Takılma sen. Tamam. Buna takılma. Demek için söylüyorum. Şimdi alettir, anladık mı? Anladık. Akıl aleti alemi şehadette ilişki ve çelişkiyi çözmekte kullanılıyor. Ne demek o? Gözle çiçek ilişkisi. Bunu akıl şey yapıyor. Yoksa hayvan olur, bunu yer yani. Çelişki, karanlık aydınlık, zıtlar, iman küfür. Aklım az hepsi bu. Sevmek, nefret etmek de kalbin işidir. Tamam. Hislenmek kalbin işidir. Yani temelde yürümenizi çarpmaya çalışıyorum, gayret ediyorum. Yani ezber olmasın. Yani ne nedir? Bu ölüm korkusunu kalp değil, akılla alakalıdır. Ölümünce hakikatini gören kamil insanlar ölmeden önce ölmek istemişler. Ölümü sevmişler. Sevmişler. Yani ölümü sevmişler. Sevmiş de kalbidir. Ona gerçi. Ölümü sevmişler. Ölüm gelmeden önce kamil insanlar ölümün hakikatini keşfettikleri için
Ölüm gelmeden önce ölümü sevmişler. Çünkü sevme işi kalbi iştir. Ölüm korkusu aklidir. Çözemediği için, çünkü ölüm denilen şeyin benzeri yok. Ona ait bilgisi yok, aklın. İnsan da bilmediğine ve tanımadığı bir yere, bilmediği adama, hemen tanışırken böyle tanışmaya giderken çekinir. Tanımadığı bir yere giderken orada çekinir. Şimdi, korku aklidir, haf kalbidir. Ölüm aklı olmadığından akıl korkuyor. Korkan akıldır. Niçin akıl? Bak, niye bak? Ölümün bir benzeri var mı? Su. Ölüme benzemiyor. Çiçek ölüme benzemiyor. Yani gündelik hayatta yok. Biliyor musun nereye gidiyorsun? Biliyor musun nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Ölümü sanki fiziksel zannediyor. Yani odun yandı yandı bitti ben de öyle olacağım. Ölüm korkusu akli olduğu için korku oradan geliyor. Yorumlayamıyor. Akıl alettir. Malzemelerle çalışır. Akıl hadiseler ve varlık arasındaki ilişkiyi çelişkiyi çözen, yorumlayandır. Ölüm aklı prensiplerine girmediği için aklı korku alıyor. Oysa ölüm kalbidir. Yani sevgiliye kavuşmaktır. Sevgiyi akıl çözemez. Nefreti akıl çözemez. Akla rağmen çalışır nefret. Kalbi hali akıl onu yorumlayamaz. Oysa ölümün hakikatini keşfeden kamil kimseler ölmeden önce ölümü sevmişler ve istemişler. Bunu akıl kabul etmiyor. Akıl edemediği şeyden korku hissine duçar olur. Akıl edemediği şeyden korku hissine duçar olur. Buna delilim, deli, çocuk, hayvanlarda akıl olmadığından ölüm korkusu yoktur. Korku madem aklidir, aklını sen kontrol et, onun seni kontrol etmesine müsaade etme. Madem ölüm korkusu aklidir, aklı kontrol edersen ölümü kontrol etmiş olursun. Akıl seni kontrol etmeye müsaade edersen Allah'a yemin ederim ki hiç şansın yok. Hiç şansın yok. Doktora 3 dakika, 5 dakika anlatsın ona, bak şey yapma, panik yapma, psikoloji şey yapma, sıkıntı yapma falan. 2-3 gün sonra, ama. Başlar. Çünkü akıl onu kontrol ediyor. Çünkü akıl kendi başına bırakılmayacak kadar çok tehlikelidir. El bombasına benziyor. Aklın bir gaye hayali, hedefimiz olmalı. İnsanda bir gaye hayal olmalı. Eneler, o hedeflere bağlanmasa akıl kendisine dönüyor. Bir hastalık türü varmış. Bilmiyorum adını unuttum. Deriyi kendisinden yabancı kabul ediyor. Deriye saldırıyor. Deriyi yok ediyor. Deriyi yiyor. Böyle bir hastalık. Akıl da akıl olmaz demiştik. Evet. Akıl olmaz. Burada akılla ölüm korkusunu kontrol etme olayında kişinin manevi kazanımları da olmasının. İşte o zaten. Aklı nasıl kontrol edeceksin? Aklı üst birimle kontrol edeceksin. Namaz, tabii mesela aklın üst birimi kalptir. Kalbin üst birimi ruhtur. Ruhun üst birimi enedir. Yoksa her adam onu kontrol edemez. Yani bunu anlatan doktor bile aklını kontrol edemiyor ki. Bilgileri ezberlemiş kitaptan, bunu yap, bunu yap. İnternetten kim kime ne demiş, kim ne yazmış ezberliyor. Şöyle yapma, böyle düşünme. Nefesini tut, bilmem ne yap. Şöyle düşünme, o sıkıntıda değil yani bu. Yani inansız bir adama biz bunu veya bir uzman kişi öğretemez değil mi? Maksim yok. Kontrol ederek ölüm korkusunu götürü yapamaz. Mümkün değil. Yalnız uzman dahi olsa, dinsizse ölüm korkusunu unutmak için sebepler söyler. Arabaya bin, yarışa git, video seyret, film seyret. İptal his. İptal his şekillerini söylüyor.
Yani doktor iğne vurunca, öyle dedim ya, doktor iğne vurunca dişe istediğin gibi müdahale ediyorsun ama ağrı yok olmuyor, sen hissetmiyorsun. Ama o ilacın tesiri 4 saat gidiyor uyuşturucu, kalktığı zaman evdeyse inim inim inlersin. Hastanede kapalıdır. Ha, dinsiz, imansız, ruha inanmayan, maneviyata inanmayan doktor ölümü kontrol etmek için akla malzeme veriyor. Git diyor, bir tane söyle diyor da ikide bir onu tekrar ediyorum. O yarış arabalarına ne diyorlar, kısa böyle bu falan var ya. Rally. He? Rally mi? Rafting mi? O suda kaymayı. Ha böyle anladınız. Kokart. Bak bir tanesi ne dedi dedim, o kay. Hocam dedi, günde dedi, adrenalin yükselmesi gerekiyormuş. O kokarta gir. Ondan sonra yukarıdan aşağı bir anda atlıyorlar ya. Jumping. Ne? Jumping. Ondan sonra pinkler bitmez. İmansız. Meşguliyet veriyor yani. Meşguliyet veriyor. İmansız insan, yani ruhsuz insan, Allahsız insan, Allahsız izah edecektir. Ruhsuz çözümlemeye çalışacaktır. Ahiretsiz izah edecektir. Ahiretsiz de ölüm korkusunun çaresi dediği doğru. Camping, jumping, monkeying, unting, bilmem bir sürü jinkpinkler çıkıyor. Yukarıdan aşağı atla, suya git, koş, eğlen diyor ya. Hiç kural tanıma. Peki nereye kadar? Bu kadın da oydu. O tiptendi. Peki neyle yapacaksın? Üst birim. Nuru fikir kalpten gelir. Evet, nuru fikir kalpten gelir. O nurlanması lazım. O zaman ne? Ölümün yüzüne bak. Bak ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne bak ne talep eder. Ölümden korkma. Bak ne talep eder. Nedir bu yani? Niye yolumuzun üzerinde kesin bir gerçek bu? Yani belki sen yaşlanmayabilirsin, ne bileyim zengin olmayabilirsin, ne bileyim ihtiyar olmayabilirsin. Yani dünya işleri her mutlaka olmazsın ama mutlaka öleceksin. Kesin bu. Ha o zaman maneviyatsız bunu çözülemez. İzah edilemez. Ancak kaçışları söyleyeceksin, gizleneceksin. Ya çiçeğin arkasına, yakının, kadının arkasına, ya arabanın, ya şöhretin, ya siyasetin, ya dizi, ya işte pinklerin arkasına kaçacaksın. İfade edemiyorsunuz, ifade edilmez dedi ya abi. Her şeyin maddede arayanların akılları gözlerindedir diyor. Yani onlar gösterilmese, neticeler gösterilmese kendi etrafını dönüp duruyor. Ve neyle çözecek? İşte daha önceki söylediğim bir, isterseniz bir müsaade ederseniz kısaca tekrar edeyim bununla alakalı. Ölüm korkusu temelde nereden kaynaklanıyor? Ruh sıkılıyor, ibre. Araba ibresi hararet yukarıya çıkar, benzin ibresi aşağı iner. Bak ikisi ters çalışıyor. Benzin bir ters aşağı iner, ibre. Hararet yukarıya çıkar. İbreler de ters çalışıyor. Şimdi ruhta bir sıkıntı var, korkunç ama. Hemen ruh akla diyor ki sen benim aletim değil misin gözlük gibi? Alet, ustad alet diyor. Baksana bu neyin nesi ya? Çöz bunu. Senin işin bu. Sev bunu kalbe diyor ruh. Sevme işi kalbe, çözme işi aklın. Akıl, ilişki çelişkiyi anlattım. Değil mi? İman küfür çelişki. Çiçek göz ilişki. İlişki çelişkiyi anlatan bu akıl. İyi dinleyin ama. Ruh ona diyor ki dosya veriyor. Al arkadaş. Böyle bir sıkıntı var. Neyin nesi? Tahallet, laboratuvara sok. Akla gönderiyor. Bunu daha önce anlatmıştım ama tekrar olsun. Akılda alttan alıyor, üstten alıyor. İlişki, çelişkiye bakıyor. Ulan bu ruhu rahatsız eden adam bulamıyor. Ama var ortada. Ya akıl diyor ki bulamadım neyin nesi? Ya bul diyor, beni rahatsız ediyor diyor ya. Yaşayamıyorum. Uykudan kalkıyorum. Ürküyorum. Yatamıyorum. O zaman bağırınca akıl mutlaka bir şey bulacaktır. Ya teşbih yapacak ya benzer ya tenzih. Ya teşbih ya tenzih yapacak. Bir şey yapacak yani. Gitti alttan aldı üstten aldı. Çünkü aklı iş değil ölüm. Mantıklı bir iş değil. Hani varlık içerisindeki ilişki ve çelişki değil. Yanlış birine gitmiş yani. He, gururlu ya, biraz abi. He? Gururlu biraz bilmiyorum demiyor. Yok akılda abi bilmiyorum yok. Ne akıl ne Müslümandır ne kafirdir. Ne dosya verirseniz onu araştırır. Ben o için yatarken bile Hazreti Ali söyledi. Yatarken diyor Allah'ım. Yani imani bir mesulle meşgul olursanız akıl o bıraktığınız
şekilde rolantide çalışır. Benim aklım mesela, affedersin, özür dilerim, tuvalette de bile bununla çalışıyor. Aslında mekruhtur. Durmuyor yani. Mesela tuvalette çok bulduğum cümleler var. Tövbe estağfurullah. Hayır, affet yani, kusura bakmayın ama niye? At mesela bu dün hastaneye gidiyorum ya, arabada birisi götürüyor. Onunla konuşuyorum. Arabaya binerken dedim ki, haşre ait bana güzel bir misal bul. Çapa'ya gidene kadar misal bulmadı, dönerken buldu. Geç kaldı. Çok akıllı. Ya o artık, ama konuşuyorum, ya ne haber, nasılsın falan. Konuşuyoruz kardeşler. Ama arkada o çalışıyor. Biliyorum niye, meşgul et diyor. Ona malzeme ver, soruyu sorduktan sonra, ila yevmil kıyam, 10 sene, 1 sene, 1 hafta, 2 ay, 1 saat, onu bulacaktır, o arkada çalışıyor. Malzemesi varsa. Tabii ki, onu bulacak, bir şey yapacak o. Şimdi bu ölüm korkusunu, yani ruh, böyle bir sıkıntı var. Bir bakıyor ki akıl, ulan bunu rahatsız eden nedir? Bulamadı. O zaman dosya diyor ki, efendim diyor reisine. Efendim diyor, sizi rahatsız eden ölüm korkusudur. Ya öyle mi ya dedi. Ölüme karşı. Oysa ruhu rahatsız eden ölüm korkusu değil, Adem'dir. Adem'dir. Yani sözleri verirseniz ben size onu söyleyeyim. Şu 7 tane sıfat onu rahatsız ediyor. 700, aferin bak nasıl açtı, nasıl biliyor. 700 kaç açacaktım Harun? Bilmiyorum, hem arttı, şeyde yazıyor, 712 miydi? Yok, 740? 20. Peki, 41 miydi? Efendim, bak şurada sağ tarafta. 741. Bak, oysa ruhu rahatsız eden şu. Cehennemden beterdir. Ondan daha muhriktir. Muhrik? Yakan. Harp. Ruhumuzu eziyor. Buralardan çıkarıyorum. Ben nereden? Benim kafam akıllı değil ki o kadar. Ben zeki değilim arkadaşlar. Aklım zekavetten ileri. Hamdolsun. Şükür için söylüyorum. Bunu veren Allah hamdolsun. Yani bu aklı yapana bu aklımı bağlamak vahiy bağlamak akıllılıktır. Zekavet aklın sıfatıdır. Kendisinin idare edebileceğini inanıp yaşayan zekidir. Vahiden kopuktur, haşa. Benim sadakatımda şeyim yoktur. Kimseye de küfranı nimet yaptırmam yani kendimi. Tevazu yapacağım, ne estağfurullah, hayır. Benim aklım elhamdülillah sana sadıktır. Ona sadık olduğu için kim sadıksa akıllıdır. Risale-i Nur'u kenara koymuş, kendi kafasına giriyorsa zekidir. Aklı arkadadır. Ben zeki değilim, aklım vardır. Akıllıyım hamdolsun. Bak buradan çıkartıyorum diye söylüyorum. Bu bana bu elbiseyi giydiren Allah'a hamdolsun diye şükür için söyledim. Diyor ki buradan çıkarıyorum. Cehennemden beterdir. Ondan daha muhriktir. Daha çok yakıcıdır. Ruhumuzu eziyor. Ortadan aldım da bu. Ruhumuzu eziyor. Ruh. Yanıyorum diyor. İşte buradan çıkartıyor. Neymiş o? Eziyor. Zira o şeş cihetten ki onlara başvurduk, sağa başvurduk, sola başvurduk ruh. Sağ, geçmiş, sol, gelecek, ön, arka, alt, üst, başvurduk. Çare yok diyor. Şeş cihete başvurduk, öyle halet almışız. Ki yapılmış o halet, ruha tazik eden o halet yapılmış. Nereden yapılmış ki ruha tazik ediyor böyle, ateş alev atıyor. Bir, haf, iki, deşet. 3, ats, 4, raşet, 5, kalak, 6, vahşet, 7, yiğit, 8, yeis, mürekkep, vicdansız, saz. 8 tane, hulasa et, hulasa et, vuruyor ruha. Ruh fokur fokur kaynıyor. Akla diyor ki, baksana bu neyin nesidir? Hiç alakası var mı? Ölüm korkusudur efendim diyor. Zıkkımın köküsüdür. Aciz dini, mağlubiyetin ifade edemediğini, cehaletinin ifadesidir ölüm korkusu diye yorumlamak. Oysa bu, bunun toplamına Adem'dir, Adem. Cehennem de bir de çalışıyor. Cehennem taşeron bir firmadır, şirkettir. O da bir şeye çalışıyor, patronuna çalışıyor. Cehennem kime çalışıyor? Adem'e çalışıyor. Cehennem öyle demiyor mu, öyle geçmiyor mu? Adem alemleri hesabına çalışan cehennem. Onlara çalışıyor. İşte bu. Ha, cehennem oradadır. Cehennemin
cehennemi olan Adem bu 7-8 sıfat insandadır. Onun için cehennemden beterdir. Mesnevi Nuri 220'de 22'de galiba diyor ki en aynı zenni abdi bir Müslümanın cehennemi cismanesi ahirette. Kafirin bu 8 taneden getirmiş olduğu bu dünyadaki 8 tanesi bu. Bu Müslümanın cehennemi cismanesinden beterdir. Kafirin dünyada aldığı elem. Ama iptal isneminden hissetmiyor, tamam mı? Şimdi bu ölüm korkusunu yani Adem'e karşı ruhun direnmesinde hissettiği bir halittir. Bunu çözümleyemeyen akıl çağrına çağır onu kandırdığı ölüm korkusu diye bir şey paketledi. Ölüm korkusu değildir. Peki geçiyorum. Aslında okumak istedim. Bunun şimdiye kadarkileri anlatmıştım. Ölüm korkusu başka bir senaryoda belki duymadığınız bu tarafı anlatacağım. Ölümden korkmanın sebebi bir şeyleri kaybetmekten, yani ölüm korkusu bir şeyleri kaybetmekten geliyor. Neyi kaybediyor? Dünyayı kaybedeceğim, bedeni kaybedeceğim, baklavaları kaybedeceğim, kadını kaybedeceğim, kocamı kaybedeceğim. Yani bak bir şeyi kaybetmek, hayatı kaybedeceğim, nefes alamayacağım, benim için daha çocuk olmayacak, değil mi? Sebebi, ölüm korkusunun sebebi bir şeyleri kaybetmekten Harun, bunu duymamıştım. Sonra sor kendine, ölüm korkusu olana diyorum, kendime. Sor kendine, neyi kaybedeceksin? Yazar mısın? Allah aşkına ölümden korkan arkadaşım. Yazar mısın? Niçin korkuyorsun? Vücudumu kaybedeceğim. Dolayısıyla kefenleneceğim, toprağa gireceğim. Çocuğumu kaybedeceğim. Kocamı kaybedeceğim. Eşimi, aşımı, işimi kaybedeceğim. Hep kayıp. Kayıp üzerine kurulmuş. Kavuşacağım yok. Allah'a kavuşacağım, ahirete kavuşacağım, peygamber kavuşacağım, amelime kavuşacağım, cennete kavuşacağım. Hiçbir tane kavuşmak yoktur, dikkat edin. Hep kayıp üzerine kurulmuş. Anladın mı? Ha, bunu bir formatını değiştirirsen, ölüm korkusu şuydu. Kocamı kaybedeceğim, karımı kaybedeceğim, çocuğumu kaybedeceğim, gençliğimi kaybedeceğim, güneşi kaybedeceğim, çiçeği kaybedeceğim. Formatı değiştirelim. Allah'a kavuşacağım, peygamber'e kavuşacağım, Kur'an'a kavuşacağım, amele kavuşacağım, İmam-ı Rabbani Hazretlerine kavuşacağım, dostlara kavuşacağım, sonsuzluğa kavuşacağım. Allah'ın vaat ettiği cennete kavuşacağım ki dünya 1000 sene hayatı bana verilse ve hastalık olmasa, küre benim olsa ve 1000 sene yaşasam cennetin bir saatine denk gelmiyor, böyle bir hayata kavuşacağım. Formatına değiştirsen ölümü, Allah Allah, onun için, ölümü onun için sevmişler. Evet. Formatı değiştirmişler. Evet. Hatta geri kalmak hatadır diyor ya Mesleme evet. 29'da. Bilgisayarda bir şey yapalım. Bilgisayarda masa üzerimde Ahmet diye, Ahmet.vmv diye bir video var. Tamam mı? Ahmet. Çiçeği anlatıyor. Misal Ahmet. .vmv. Ben bir tane flash bellekten Ahmet .vmv bir videom var. İsmi aynı. Ama o da sohbeti anlatıyor. İsmi aynı. Bilgisayara dedim ki bu flash belle masa üstüne kopyala. Bilgisayar bana ne sorar? Değiştirilsin mi kalsın mı? Yani aynı üzerine yazılsın mı yazılmasın mı? Değiştirilsin kalsın mı? Çünkü aynı isimde dosya var diyor. Ben de diyorum ki değiştir. Daha çiçek görebilir misin onda? Göremezsin. İşte kaybedeceğim, çocuğumu kaybedeceğim, aşımı, işimi, güneşi kaybedeceğim yerine cennete gideceğim, Allah'a kavuşacağım, peygamber'e kavuşacağım, Kur'an'a kavuşacağım, amelime kavuşacağım, itikadıma kavuşacağım. Kavuştularla format değiştirilirse üzerine format değiştirilirse bu sefer kavuşma üzerine düşünceler inşa edilirse ölüm korkusu yok olur. Kayıplar üzerine, kaybetme üzerine kuruldu. Şimdi soruyorum, diyorum ki yaz bakalım neleri kaybedeceksin? Bir yazdıklarını bir dön. Bir dön de bir laf dinle, bir benim dediğimi yap, bir yaz bakalım. Yazdıktan sonra bak bakalım yazdıklarına neler kaybedeceksin? Ölümle neyi kaybedeceksin? Hiçbirisi senin olmadığını, yalnız kullanmak için sana verildiğini göreceksin. Haksız temel. Vücudu sana verilmiş emanetin, göz sana verilmiş, akıl sana emanet verilmiş, kalp emanetten verilmiş, ruh sana emanetten verilmiş, sen kimsin? İnsanlık bile emanetten verilmiş, sen enesin. Enenin dışında her şey sana verilmiş. Kaybedeceksin, hangisi seninki kaybetti? Sekizinci sözde diyor ya akıl. Akıl odur ki evet.
iyi şeylere nazar etsin. Orada aynı şekilde de mesela diyelim ki video o isimle kayıtlı ya abi. Eğer aynı ismi girmeseniz diyelim ki şeyde bilgisayarda bulamadınız. Kesinlikle bulamıyorsun ya. Yani. Aynı ismi girmen gerekiyor. Evet. Şeyde de öyle. Bu araman gerektiğin şeyi bilmen gerekiyor yani. Neyi arıyorsun? Evet, o da doğru. Bir açalım. Azrail'i cidden sevmeye başladım mevzusu da o anlattığınız olaya benziyor. Önce Azrail'den tanımadığı için, bilmediği için korkuyordu. Azrail'den korkuyordu. Tanıdıkça mesela çekingen oluyorlar mesela. Ben imamlık yapınca bu ne biçim adam yani, Ramazan'da geldi. Acaba bir ayımızı zehir mi edecek? Bize domates kafalı mı ne biçim adamlarsınız da veya cehenneme gideceksiniz da şey yapacaksınız da gideceksin cehennem oduncuları falan mı? Ya ne bileyim böyle garip garip cemaat ve şey yapıyor. Beni tanıdıkça tanıyorlar. Tanıdıkça of be diyor. Tamam mı? Mesela psikolojiyi anlatınca of be diyor. Şimdi Azrail'i tanımıyoruz. Kesiyor kafayı koparıyor. Oysa Azrail aleyhisselam cehennem zebanesi değil yani. Sonra usta tanıdıkça diyor ki oh cidden diyor Azrail'i sevmeye başladım diyor. Çünkü kaliteli bir insan yani adam. Azrail aleyhisselam hakikaten kaliteli. Zat ha? Zat. Zat diyelim tabii ya. Yani kafa dengi birisi ya. İnan. Çok hoşuma gidiyor. Bazılar manyaklama verecek. Ver işte doğru. Ben de zaten öyle diyorum. Aynı senin gibi. Bir tane söyle dedi. Hocam dedi bir bakıyorum ki dedi akıllı konuşuyorsun ama ben zannediyorum ki akıllı falan değilsin gibi geliyor bana. Ciddi ciddi diyor. Aynı sen de kafa dengiymişsin dedim. Ben de böyle düşünüyorum. Diyor ki senin için konuşuyorum dedi ya. Ben de kendim için söylüyorum. Tevazu yapmıyorum ki. Aynı ben de öyle düşünüyorum. Yolu bulamayan sisli olan geminin bağırması Mehmet o. Peki dünyada boğazda sis var. Hey nereye gideceğim önümde kimse olmasın. Vay halin önüme gelirse veya nereye bindireceğim. Bak gemi bağırıyor değil mi? Kabirde sis olunca peki nereye bağıracaksın? Hiç kimse yok. Peki. Yazdıklarına bir bak bakalım. Hangisi senin? Hem hayattan daha güzel hayat verilecek. Vazifen bitmiş teris oluyorsun. Hakikaten kaybedecek bir şeyin yok. Buna bir inansan, yalnız alıştığın, zannettiğin dünyadan, bilmediğin dünyaya doğmaktan endişe duyuyorsun. Bilmediğin dünyaya doğacaksın ya. Bak, hayatla fani hayata geliyorsun, ölümle baki hayata gidiyorsun. Hangisi kaliteli? Ölüm yiyecek, nereye gidiyoruz? Anladın mı Mehmet? Yani hayat ile ölüm olan dünyaya geliyorsun, hayatla faniye geliyorsun, ölümle bekaya gidiyoruz. Ölümün ismi değiştirirse olaylar farklı olur mu? Tabii canım. Gözümüze farklı geliyor. Yani biraz da böyle... Ölüm bir çekirdek gibidir. Çekirdek nasıl toprağın altına giriyor ya? Ağaç oluyor. Ölüm de öyle diyor yani. Aynen. Aslında ölüm ağaç oluyor yani. Usta dört senin tane şey söyledi. Senin başlangıcın yani. Filiz'in başlangıcı doğru. Gibi. Sakın öfkeyle iş yapma. Baştan kaybedersin. Ölümü değiştirdim. Biraz fazla değişik olsun. Vardı devam etmeyeceğim. Sakın öfkeyle iş yapma. Baştan kaybedersin. Sabırla, teenniyle hareket et. Yoksa oyunun dışında kalırsın. Oyun kuramazsın. Yoksa sana oyun kurarlar. Sabır ve teenni. Teenni ile hareket et. Hemen tevhüre süt gibi kabarma. Hadiseler sütü böyle kabartan ateşe benziyor. Sabırlı ol. Sevgisizlik sarmış. Sarmalamış insanları. Boğasın insanları. Sevgisiz insan. Sevmeyi becerememiş, sevilememiş. Sanki böyle Arapçada şey var. Seratan. Bu kanser. Bu ağaçların kanseri var ya, Osmanlı ondan çare yapmış ot. Bu seratan otu var, kanser otu. Ağaca saran var ya, böyle ne diyorlar ona? Sarmaşık. Onun iki cinsi var. Bir sarı çiçek veren, bir beyaz çiçek veren. Galiba zannınca, Osmanlıca da öyle yazıyor. Beyaz çiçek veren. Onun kökünü öğütüp
yiyorlarmış galiba Osmanlılar. Şimdi ben ne anlatacağım? Bu ağacı sarmalayan kanser, kökünü kesin o şeyin, o sarmanın. Fakat her bir tanesi köktür, kurumaz. Ağaca delmiş. Çivi gibi delmiş. Tamam mı? Sevgisizlik de insanları böyle delmiş, girmiş. Mesela evde sorunum var. Bak temelinde sevgisizlik var. Sevmeyi becerememişiz ondan. Bir de dene sevmeyi. Bir dene canım. Suratsızlığı bırak. Demeyin. Bir bak bir gül yani. Sevgisizlik sarmış, sarmalamış insanları. Neticesinde psikoloji hastalıklar peyda oldu. Mesela kadın çağırıyor. Oldu da biliyorum. Benim geldiğimi bilmiyor. Yakınımın evine gittim. Adam çağırıyor kocası. Kocası karısını çağırıyor. Kocası mutfakta. Tamam ne oldu canım? Tamam Allah Allah ya. Ne acelesi patladın mı? Mutfaktan bağırıyor. Ya işte böyle abi falan. Sen de öyle diyorsun. Senden öğrenmiştir. Sonra ay abi burada mıydı ya? İşte demiyorsun. Abi kusura bakma bu beni çok da anlatıyor falan. Ya Belçika'dan 20 geldi adam, 4 aydan beri arkamızda siteyi takip eden adam, neyse biliyorsunuz anlatmıştım size, oturdu, aile sorununu anlattı adam, 22 dakika küsur saniye, 37 saniye bile unutmuyorum, anlattı, bitti mi kardeşim, bitti hocam dedi, şimdi bana çareyi söyle ne olur, sen sevmeyi bilmiyorsun, sevmeyi öğrenirsen her şey bitecek, sevmeyi bilmiyorsun. Böyle bir anda bacaladı böyle sandı ya. Peki hocam, nasıl yapacaksın? Heyecandan soramıyor ki nasıl yapacağım. Sevmeyi nasıl becereceğiz? Önemli olan o. Derdi iman et der. Şu, ilk önce kendini seveceksin. Kendini sevmeyen başkasını sevemez. Kendinle barışık olamayan başkasıyla barışık olamaz. Kendisinde içsel aleminde ahenk, uhuvvet, denge, muvazene, muhakeme, içsel ahenk olmayan dışarıda mı? Hizmette dahi olsa muvazeneli ahenkte olur mu? Mesela sen ben bu dersi al sorulara da cevap veriyorum ha bu arada maillere. Ben bu dersi Allah için yapmıyorsam birisi beni tenkit ederse ben bu dersi kapatırım bir daha yapmam sizi. Çünkü sizin için yapıyordum Allah için yapmıyordum. Kadının bir tanesi ders yapıyormuş. Derste tenkit yapmışlar. Dersi bırakmış şimdi kitapta okumuyorum gitmiyormuş. Kocası da yardım istiyor işte. 2-3 günden beri arkamda olan zat. Onun gibi çok var. Mail atmışlar. Niçin? Allah için yapmıyordun ki. Takdir için yaptılar. Yapıyordun. Takdir için yapınca tenkit geldi. Hadi benden ama Allah. Çünkü onun için yapıyordum. Gayet takdirdi. Takdir gelmeyince bırakacaksın tabii. Peki bu adamlar tenkit ettiği halde gene de yok. Başka yerde yer açarım, dükkan açarım. Buradan kovdular mı sevgiyi öğretirim. Yani ders yapmayı bırakmam. Bu evde değilse B evde. B yoksa C. Planlarım var. Ama ben kitap okumayı, hatta derslere gitmeyi, hatta Risale'den soğumayı bile düşünüyormuş. Kocası yazıyor. Karar almış. Kararınızı küllama anlatın. O zaten Nurcu değildi ki. O zaten ders yapmıyordu ki, kendisini ifade ediyordu. Bize küfür, öyle de küfür, İmam-ı Geylani söylüyor. Hem bugün takdir edenlere şöyle diyor, bugün överler, yarın soverler diyor. Bana tahmin edin, neler dediklerini ta hayal edersiniz. Bu siyasi son şeylerinde neler dediklerini hayal bile edemezsiniz. Niye? Ben işimi yapıyorum. Yarın ruz-i mahşere deyince ben bunun için sevmeyi bilmiyoruz. Ne demek o? Kendimizi sevmiyoruz. Peki kendimizi nasıl seveceğiz? Kendimize yatırım yapacağız. Derse geldiğin zaman telefonunu kapatacaksın. Kitap okuyacaksın, Hizbul Kur'an okuyacaksın, namazı vaktinde kılacaksın, arkasında hemen tesbihatı yapacaksın. Bu telefonla resim çekiyorum, batarya bitiyor, öyle mi? Ses çekiyorum, batarya çıkıyor, bitiyor. İçinde bir şeyler yapıyorum, batarya bitmiyor. Bu da telefon. Resim çekiyorum, batarya bitiyor. Kulaktan içeri ses giriyor, nasıl girecek ki? Ölünün kulağına ses girer mi? Fotoğraf çekiyorum, batarya bitiyor. Sesi içeriye alıyorum, batarya bitiyor. Konuşuyor, batarya bitiyor. Koklanıyorum, batarya bitiyor. Öyle değil mi? Kokla. Bitmiyor mu batarya? Bitiyor.
Dokunuyorum batarya bitiyor. E bu bitiyor da kardeşim, bunu dolduracaksın ki kendi enerjini tamamlasın. Gelen olumsuz enerji, fikirler enerjidir. Ben ölüyorum, iyi değilim, sevmiyorum, nefret ediyorum, hasret ediyorum. Bunlar hep enerjidir. Sana fikir olarak gözüküyor, aslında enerjidir. Sana, sende bana yüklenendi, gözünde bana yüklendi. Nefret, öfke, şehvet, gadap hepsi enerjidir. Sende fikir olarak dönüşmüş. Vemeveydi, feleve oldu. Bazı şeyler daha çabuk batarya bitiriyor sana. Konum açık olursa diyor, benim telefonum öyle bitiyormuş, yeni öğrendim. Konum açık olursa, yani var ya yurt dışında devamlı bulunduğum için, meğer batarya çok bitiyormuş, devamlı uyduyla bağlıymış. Yeni öğrendim, kimden öğrendim sen? Sen de mi? Mehmet olursa, abi, kebayri olursa daha çabuk. Oo, aferin lan. Bazen işe yarıyorsun biliyor musun? Bazen kafan öyle çalışıyor ki, devamlı çalışsa sana da bize de bela olsun kafa. İyi. Bak ne su doğru söyledi. Gıybet, iftira, haset, bunlar nefret, öfke, şehvet, gadap, enerji fazla çekiyor. Ha, şimdi buradan enerji çekiyor mu? Mantığımını anlatmaya çalışıyorum. Kardeşim buraya enerji dolacak. O zaman bir kere haset, gıybet varken televizyon bari seyretme. Çünkü seyrederken enerji gidiyor. Bir de içeriye 25. kare girdim sübliminal, hiç şansın yok. Kulak ses duyuyorsun televizyona, enerji gidiyor. La kardeşim nereye dayanacak bu ya? Tahrip olduğun kadar tahrip olduğun kadar tamir olursan seyret. Televizyon bir anla bir şartta seyredebilirsin. Tahrip olduğun kadar tamir oluyorsa seyret. Ha? Sizler baktığınızda kazandınız, ben bakmadım. Ya işte televizyon diyor aklı hezeyan eder. Dün hezeyan dersi yaptık ya. Kendini sevmek demek kendine yatırım yapmak. Kur'an'ı okuyacaksın, Hizbul Kur'an'ı okuyacaksın. Nurcu'dan bahsediyorum. Hizbul Kur'an'la haberin yok be kardeşim. Öyle mi? Ustad. Emir Dağı'nda kaçıncı sayfaydı ya? 15 mi? 34. 34 mü? Ha, İstanbul Peri. 34. Hizbul Kur'an'dan bahsediyor. Namazı vaktinde kıl, tesbihatını yap akabinde. Hizbul Kur'an oku. Hizbul Hakayki Nuriye, büyük cevşen. Kur'an'da devradın olsun. Risale-i Nur'dan her gün 5-10 dakika oku. Haramlara muhatap olma, bitti. Ah, haftada da bir gün derse git. La vallahi ya. Günahım bana ait ya. Bak, hayatı nasıl dolu dolu yaşarsın. Bak ben dolu doluyum ya. Gece kaçta geldim, kaçta sıkıntı çekiyorum. Bu kadar hastane yüklendim de onlardan sıkıntı yüklenmedim mi ya? Nasıl şey yapıyorum? Ha, ona mukabil enerji doluyorum. Hizbul Kur'an okuyacağım. Duymadınız mı bugün şey, cüzümü? Cüzümü okuyorum. Cüzümü okumadan hiçbir şeye başlamıyorum. Ondan sonra Allah da veriyor, ben de size vermeye çalışıyorum, gayret ediyorum. Böyle bir şey bulabilir misiniz ya? Böyle bir şey bak şimdi. Şöyle bak. Gece rahatsız oluyorsun, yatamıyorsun, uykun gidiyor, böyle gergin, acayip hırçınsın. Gündüz yok. Kur'an okuyacaksın. En çok Kur'an okuyacaksın. Yok, gündüz mişil mişil yatıyorsun, gündüz hırçın, asabi, gergin, olumsuz, ona vurma buna yapıyorsun, gece bu olmuyor. Risale okuyacaksın en fazla. Abi geceyle gündüz ikisi aynı. Doktora gideceksin. Böyle bir tespit nerede bulacaksın? Bu da Allah'ın ikramı işte bana. Ben de size söylüyorum. Bu da affedersiniz o lavada geldi işte. Yani dedim ya kafa çalışıyor, şey yapmıyor. Hastanede geldim ya. Dedim ya niye böyle? Bu hangisi? Hangisindendir? Bu mu? Soruyorum. Gece mi rahatsınız gündüz? Dedi ki bana. Hasta böyle psikoloji. Hocam gece hiç yatamıyorum diye. Hep hırçın dedi. Gündüz mışıl mışıl yatıyorum. Kur'an çok okuyacaksın kızım dedim sen. Çok. Tak tak böyle dallam. Belki bir saat konuşacaktın bu netice alamam. Öyle mi ya Kur'an eksikliğinden? Babası dedi ki evet dedi Kur'an okum. Şey dikkatini çekti mi abi? Tuvalette genelde Adem'le alakalı meseleler geliyor. He ya. Kalbi şeylerle ruhi şeyler aslında biri Kur'an bir misali mi mesela diyor yani Kur'an kalplere şifadır diyor. Evet. Ama mesela Risale'nin için diyor ki Risale'nin okumak diyor mütefekir anne Kur'an okumak gibidir. Yani onu bırakmıyorsun da öne en çok onu çıkaracaksın. Eğer gündüz öfkene, gadabana, hiddetine, hasedine, beni tenkit ettiler, kontrol edemiyorum, abi falan iyiydin. Risale'yi çok okuyacaksın. Çünkü nur Kur'an'dır. Tamam mı? Onu çok okuyacaksın. Bak seyret. Seyret ya. Bir laf dinle ya. Ben sana ilaç çevremiyorum. Yan tesiri de yok dediğim. Ha ben
Mutasip olsam onu demezdim. Gece yatamıyor, kalkamıyor, kalkamıyorsun, oturuyor, uykum yok falan. Gündüz mi şımışı? Kur'an çok okuyacaksın. Kalpte sorun var. Gece rahatsız olmak kalpte sorun, gündüz rahatsız olmak akılda sorun. İkisi ise doktora gitme lazım, bedenin sorun. Biri cehennem, biri Adem abi. Biri cehennem, biri Adem lan. Ya bu böyle tespit olur mu? Bu kadar veciz. Bu nedir? Allah'ın ikramı. Bu akılla olacak şey mi? Gece alemini bilen bir zat. Gündüz alemini bilecek. Gece karanlık değil. Gecede neler oluyor? Bir girsem gece, bir gece dersi yaparız. Gece ne demektir? Niye tiyatrolar, sinemalar gündüz ortası bile karanlıkta icra ediyorlar, üstünü kapatıp ışıklandırıyorlar da? Madem bu ışığı koyacaktın, çatıya atsana. Gece yürüyüşü de var ama abi. Hayvanları yönlendiren ve yöneten nedir? İhtiyaçlardır. İhtiyaçlar hayvanları dayatıp yönlendiriyor. İnsan ise yöneten düşünceleridir. İnsanı yöneten düşünceleridir. Eğer düşünceler onu yönetemiyorsa hayvaniyeti olan ihtiyaçları yönetiyor demektir. Eğer düşünceler seni yönetiyorsa o zaman hayvani duygular seni yönetiyor demektir. Bak bir daha söylüyorum. Hayvanları yönlendiren nedir? Oraya niye gider? Oraya niye yatar? İhtiyaçlardır. İnsan da hayvaniyeti galipse onu ihtiyaçları yöneltir. Şehvet onu yönlendirir. Şehvete göre düşünür. Hayat-ı dünyevinin temini, hayvan ahırım güzel olsun der. O devim güzel olsun der. Hayvan der ki olan yeşil otu yiyeyim lan. Kuru ot niye yiyeyim diyor. Tamam. O da diyor ki olan taze balık yiyeyim ya. Neye böyle kuru ekmek yiyeyim. Yani hayvanı yönlendiren ve yöneten dayatmacıları ihtiyaçlarıdır. İnsanı da yöneten iki tane olacak. Ya kalbi ya bedensel ihtiyaçları. Bedensel ihtiyaçlar seni yönetiyorsa hayvanet modundasın demektir. Aşk için kullanıyor abi. He? Aşk şiddetlisi daimi biraz hep içerisinde bırakılıyor. Daimi biraz. Evet, daimi. Bunun gibi diğer riskler de oluyor. Peki, konuyu değiştiriyorum. İnsan yaptığı duanın şekline bakarak kendisinin ne vaziyette olduğunu anlar. Duada isteklerine bak, kim olduğunu seyret kendini. Mesela bir imkan olsa da sen dua ettiğini çekseler, o ettiğin duaları seyret, gülersin. Gülersin ve iğrenirsin, dinlemek istemezsin. Kişinin ne olduğunu tanımak istiyorlarsa duanıza bakın. Kendi duanıza sen olsun. İsteklerine bak, gülünç şeyler. Sığındıklarına bak, gülünç şeyler. Şeye benzer, bana ettiğin duayı söyle, sana kim olduğunu söyledin mi? Aynı, böyle bir laf varsa. Yani. Var mı? Da, bilmiyorum. Yok da. Öyle diyelim. Hani peygamberimizin şöyle hadisi var. Arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim. Şimdi duana bak. Şu anda herkes duasını hatırlasın. Sen o tiptensin. Peygamber Aleyhisselam diyor abi, kendi dua etmiyor. Ne zaman zarar dokunuyor, zarar bana dokun diye dua ediyor. Evet. Çok ilginç değil mi bu da? Peki, ani tepki veren tipler, zannediyorum ki içini boşaltacağı candan dostu yok. İçindeki enerjiler zamanla tahliye olmadığından birikim yapmış. İçini boşaltacağı samimi dostu olsaydım bu patlama olmazdı. Ekseriye bu tipler beni kimse anlamıyor, beni kimse sevmiyor diye içsel alemleri bürküktür. Bir anda patlayanlar var ya, patlayanlar çum vuruyor, kırıyor, bağırıyor, çağırıyor, kırıyor. Kim bunlar? Candan dostu olmayanlar. Niye? Candan dostu olanlar zaman zaman içindeki birikinti, birikim enerji atardı. Patlama olmaz. Patlama arabalarda böyle Yohan Amca'nın pat diye egzozdan şey yapıyor. Orada benzin birikiyor. Motor da yanmamış. Benzin motorda yanmayınca egzozla dışarıya çıkınca egzozun ortasını alevi görünce patlıyor. O zaman o patlama egzozda oluyor. Onun için dışarıda oluyor. Pat! Ve harekete değil gürültüye sebebiyet veriyor. Arabaya kar değil zarar veriyor. Egzozu da oradan deliyor. İçeride olsa dua edecek abi. Evet. Anladınız mı?
Demek ki candan dostu olmayanlar patlama yaparlar. Karı kocalar arasındaki patlamalar birbirlerine can dostu değiller. Bedensel yakınlıkları var. O zaman ne yapacağız? Abi hani patlıyor, abi kocam patlıyor bir anda, ona dost ol. Çünkü zaman zaman havasını al, zaman zaman havasını al, patlayacak malzeme yok ki patlasın. Zaman bekara kayıyor, kuşuna bak kolay. Hayır, o laf yanlış. Niçin biliyor musun? Bekar dese ki, alacağım kadın şimdiden 3'ten 9'a şart olsun, boş olsun dese, nikah ettiği anda hemen gene boş olur. Allah Allah. Çünkü adak oluyor. Karıyı boşamak kolay değilmiş yani. Gel de hissinden boşalt ha. Bunları ben yaşamışım Mehmet. Bu kitap nakli değil. Böyle cümleler zaten kitapta olmaz. Peki. İnsan, Lemalar 355'te şöyle diyor. İnsan söylüyor bak. Lemalar 355. Cemali bakiyeye aynedir. Kemali sermediyeye delal-ı mazhardır. Ve rahmeti ebediyeye muhtaç-ı müteşekkirdir. Bir daha. İnsan nedir? İnsan cemali bakiye aynedir. İnsan kemali sermediyeye dellal-ı mazhardır. İnsan rahmeti ebediye muhtaç-ı müteşekkirdir. Bir yarım saatten beri ders yapıyorum. Şu cümleye bak, benim uydurup kelimelerime bak. Gördün mü? Şimdi girmeyelim, imanın mevzuya dönelim. Görüyor musun? Benim uyduruk, düşük kalktı şeyler. Haşa tevazu için söylemiyorum, dur. Şuraya bak, insan nedir diye maddeye düşmüşüm. Oradan buldum. Cemali bakiye aynedir. İnsan, kemali sermediyeye dellal-ı mazhardır. İnsan, rahmeti ebediye muhtaç-ı müteşekkirdir. O kadar etkilendim ki, koydum ki defterimin ortasına. Aslanım benim. Şurada Ayşe Risalesi de var abi. Hayır mutlaktan hayır gelir, cemil mutlaktan güzellik gelir, hakim mutlaktan abes bir şey gelmez. Yani kainatın olay ve hadiseler bu şekilde değerlendirirse Cenab-ı Hak cehennemde. Ha evet, gelmez. Belki, şurayı da bitireyim, yarım sayfa tamam. Camdan karşıya bakarsın, bu nimet yönü. Buradan buraya bakarsın karşıya, bu nimet yönü. Camın arkasına siyah boya sürsen, şu camın arka tarafına boya, siyah boya sürsen, karşıya bakayım derken kendini seyredersin. Bu da musibetlere misal. Musibetler kendini seyretmeye vesiledir. Temelde de ikisi de aynadır. Bir yönüyle, karşı bir yönüyle de kendini seyredersin. Gördün mü? Bu böyle de kitap okurken tefekkürdü. Bu korkunç bir oradan çıkarımdır. Nimet yani şükür için söylüyor. Bir daha. Yok. Seni içeriye taşıyor. Bak şimdi. Camdan bakarsın. Oo. Orayı seyredersin. Baktığın yönün camın hemen arkasına siyah boya vur. Aynı yere bakıyorsun. Aynı kişi aynı yere bakıyor. Oh, Allah Allah. Bu sefer kendini söylüyorsun. Ha. Camdan dışarıya bakmak bu yönü nimet yönüdür. Camın arkasına boya yapıp aynı camı aynaya dönüştürürsen bu musibettir. Yani siyah musibetlerdir. Peki musibetler, hastalıklar, dertler camı aynaya dönüştürür. Oradan karşıyı değil kendini seyredersin. Musibetler kendini daha kalitelidir nimetten. Mesela zenginlik ve sıhhat eğitici değildir. Musibet ve hastalık eğiticidir. Seni merkeze taşır. Hiçbir hasta dışarıya ya bir dolaşsak ya anam ya batsak ya falan yerde bir bakkala eksik demiyor. Üstüm ört. Ya şey yap, sobayı yak. Allah. 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 Sıhhat olunca ha 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 ha. Yani dışarıya. Dolayısıyla musibetler camın arkasına boya atmak gibidir. Onunla kendini seyredersin. Seyretme vesiledir. Büyük nimet.
Ben mesela diyelim ki böbrekleri var, sağlığım hiç aklına gelmiyor. Hiç yaşadığının farkında değil ki. Hatta gündelik hayatta bedeni kullanan yok ha. Ne zaman bir ağrı geldim, aa böbreklerim varmış değil mi? Hemen evet. Hatırlıyor. Mesela şu anda bedeni kullanan var mı? Yok. Hiç hatırlayan var mı? Hep ruhtayız ha. Hep ruhtayız. Düşünürken ruhtayız, nefret ederken, severken, ne diyorsun kardeşim, derse gidiyoruz desin. Hiç cesette haberimiz yok. Bilmişiz. Öyle gidiyoruz. Peki, başka bir tane daha. Cemaati, emaneti dağlara, taşlara yükledik. Almadılar. Çok ilginç şeyler ha. Güya psikoloji ders yapıyor. Beni meşgul eden şey. Emaneti dağlara, taşlara yükledik, almadılar. İnsan aldı. Sonra insan ne kadar zalim ve cahildir diyor Allah. Ulan insan aldı. Sonra da diyor ki İnne ukâne zâluman cehûlâ. Yani insana verilen emanetle zalimliğini ve cahilliğini kaldırmalı. Taşıdığı emanetin şuurunda olmak demek, taşındığı emanetin şuurunda olmak demek, noktalı virgül, kendine cahil ve zalim olmalı. Dağlar almamaları alim olduklarından mı? Hayır. İnsan kendine cahil, kendine zalim olduğundan. Yani biz dağlara yükledik, verdik, almadı diyor. İnsana verdik ama ver dedi, aldı. Sonra diyor ki inne ukâne zâluman cehûlâ. Hemen akabindeki ayet bu. Merak ettim. Hemen bunu niye geldi? Ha, sana verilen emanet neyse senin cahilliğini ve zalimliğini ortadan kaldıran şeydir. Çünkü insan yüklendiği için zalim ve cahil değildir. Yapı itibariyle cahil ve zalimdir. Onu ortadan kaldıran emanettir. Yüklenilen emanettir. Senin, nereye gideceğim? Senin zalimliğini ve cahilliğini ortadan kaldıran emaneti hamletmen, emanete şuurlu olmandır. Eğer zalim ve cahilsen emaneti yüklenmemişsin demektir. Emanetin değerini bilmiyorsun. Anladık mı? Bir insan emaneti hamlettiğini, yüklendiğini, Allah'ın verdiği emaneti dağlara verdik, almadı. İnsan aldı. Ve hemen akabindeki şu ayet diyor. İnnehu kâne zâlûman cehûlâ. Böyle olduğundan değil. Ha. Eğer emaneti dağlara verdi insan, dağlara almadı, insana verildi, aldıysa niye aldı, niye insana verildi? Çünkü dağlar zalim ve cahil değildi. Fıtrattı o. İnsan zalim ve cahil olduğundan bunu kaldırması lazım. Bunu ortadan kaldıracak verilen emanettir. Bu tespit yakında bir tefsir kitabında var ya, sokak tefsirciyle ayak kaldıranlar. Kitaplarında görürsünüz belki, kaydederler. Buluşları gibi. Devam ediyorum. Anladık değil mi bunu? Emanetin verilmesinin sebebi zalim ve cahilini kaldırsın diye. Emaneti aldığından zalim ve cahil değilsin. Çok ters anlaşılır Kur'an o zaman. Senin zalimliğini ve cahilliğini kaldıran emanettir. O emaneti yüklendiğine delil, hakikaten yüklenmişsin, zalim ve cahil olmamandır. Zalim ve cahilsen kendine, o zaman emaneti bir hakkın hamletmemişsin demektir. Yani kendini dönüştür. Değiştirerek dönüştüreceksin. Kadınlarda da öyle daha biraz değişik. Mesela ne için çocuk istemiyor? Vücudun bozulur, işte bakmak zorunda kalır. Bak, emaneti ihanet etti. Mesela vücudun bozulur diye kadın doğru yapmıyor. Emanettir ya çocuk mesela. Evet. Cenab-ı Hak emanet hamletmek, niçin hamletmek istemiyor? Yüklenmek istemiyor. Evet. Bozulur, işte meşakkat çekerim, sıkıntı çekerim, bakmak meşakkatinden şeyden kaçıyor. Doğru, bir tane örnek işte, örnekten bir tanesi. Ama bu tabii emanet esas ruhsal. Evet, mesela ruhsal. Namaz kılmamak zalimdir. Oruç tutmamak zalimdir. Zekat vermemek zalimdir, zekat vermemek. Namaz kılmamak cahildir. Çünkü harici dişe doğru yapılan ibadetlerde zalimlik var. Mesela zekat başkası malıdır, vermemek de zalimlik ettin. Namaz şeydir, hem kendine zalimsin ama aynı zamanda cahilsin. Onu kaldıran işte o. Başka? Bir yerin ağarması ile hastalanmanla hemen kötü örnekler, senaryoların çıkması
düşüncelerin peyde olması erva habisedendir. Mesela bir şey oldu da sıkıştı olur. Teyzemin, görümcesinin, kocasının, amcasının karısı da böyle oldu, evde ölü bulundu. Hafif hemen pat diye en ufak bir sıkıntı seni senaryonun en kötüsüne götürüyorsa erva habisedir. Cinler ve olumsuz düşüncelerin ruha dönüşmüş hali. Düşünceler ikiye ayrılır. İyi düşünceler, kötü düşünceler. İyi düşüncelerden Allah düşündüğünün şey fiziksel yapısı enerjidir. Dindeki adı ervah-ı aliyedir. Kötü düşüncelerin fiziksel adı fiziksel enerji olarak şeydir. Ervah-ı habisedir dindeki adı. Bizde de olumsuz enerjidir. Negatif. Pozitif değil, negatif. İşte eğer sen bir hastalığınla, eyvah böbrek, galiba böbrek gitti. Düştü sanki, yedek lastik araba düştüğü gibi. Hemen en ufak bir arızadan senaryonun en kötüsüne, teyzemin, görümcesinin, amcasının, dayısının, evladının, kızının çocuğu, böyle kalp krizinden idi, kale almadılar, evde ölü bulundu kalp. Peki, yüzlerce kalp hastası olup da yaşayanlar var. Niye o güzel örneğe gitmiyorsun? Onlar gibi ben de iyiyim. Hayır. Çünkü düğmeye bastılar. Tak. Abi sigara istiyorum. Sen mi istiyorsun? Birisi düğmeye bastı. Abi kalp krizi geçiyor hocam. Sen mi? bu adam bu. Zile bastı adam. Noktaya bastı. Abi elma istiyorum ya. Bu adam. Durup dururken niçin istiyorsun? Şehvet mesela. Tak. Şuraya basıyorum. Abi evlenmek lazım falan. Abi kan nefret ediyor. Başka birisi bastı. Acayip bir şey. Bildiğin zaman çok acayip. Hemen bundan sonra şöyle yapacaksın. Abi canım sigara istiyor. Vay be adam sile bastı. Çünkü Allah Resulü diyor ki odun yandığı zaman çıkan dumandan cin. Çıkan ateşten şeytan. Çıkan nurdan melek. Çıkan külden insan yaratılır. O zaman hangi şey istiyorsan o düğmeye bastı demektir. Dumandan kim yapılmışsa duman isteyen odur. Sigaradan duman çıkıyorsa o istiyor. Ben isteyecek halim yok. Ben onu görünce tiksiniyorum. Demek birisi onu istiyor, of be diyor. İçine kadar çıkıyor adam. Bir daha. Bir yerin ağrmasıyla hastalanmanla hemen kötü örnekler, senaryoların çıkması, düşüncelerin peyde olması erva habisedendir. Hastalık da o düşüncelerle ne alakası var? Ben bu mesele pat diye kalmış oldu. Teyzemin çocuğuna niye gittim? Sen gitmedin. Pat o getirdi sana. Hatırlıyor musun diyor teyzenin çocuğunun görümcesinin karısı böyle oldu. He. Bundan oraya kim bağladı? Seninle vallahi alakası yok. Bu adam yapıyor. Amacı ne orada? Adı seni çökertmek. Seni ümitsiz, bekleyin böyle güçsüz bırakınca giriyorlar. İşgal ediyorlar. O zaman nedir? Odan da çıkmazsın, hayat zevki biter, hayat manasını yitirir, intihar seçenek olur. Artık hayat bitmiş, manası yok, tadı tuzu yok, lanet olsun, batsın bu dünya ya. Ondan sonra canı yok. Ha, niye? Ha, o zaman adam Koran oynuyor işte. Hayat manasını yitirirse intihar seçenek olmaya başlar. Odadan çıkmaz, kendi haline olur, geçimsiz olur, huysuz olur, hiçbir şey doymaz. Ver İstanbul'u, hayır, tatmin edemezsiniz, mümkün değil. Hazımsız yani. Ama bir adam bir çiçek ver, o Allah razı olsun ya, Allah Allah ya. Çok sağ olasın. Şimdi hangi tipe benzer bu? Vay be, ne kadar hoş ya, ne kadar yakışmış. Öteki tiplere bunu ver. Ya kardeşim, bunu mu buldun ya, bulu. He? Ha bak, bir yaprağı da kokmuş olmuş ya, çürümüş. Ha bir yaprağı da. Ya, bak burası kın. Müşteri nazarı kusur. Bak burası da eksik ha. Satın alırken diyor musun? Ya bu ne güzel çiçek ya, gözükmemiş ya, her tarafı harika mükemmel. Kaç para falan demesin. Ucuz olsun diye. Bak burası da gitmiş kardeş. Bunu herhalde soğukta bıraktın yani. Bak rüzgar da vurdu, bilmem ne yaptı. Kusur ararsın ki ucuz alayım diye. Hayat ucuz değil kardeşim, kusur arama. Müşteri nazarı derler, tamam mı? Bir satıcı nazarı, bir müşteri nazarı var. Yani doyumsuz var ya, doyumsuz. Vallahi araba değil, İstanbul'u versen mimintı, pinti, donmuş sinek gibi yani. Kışın odada kimse gitmediği evlerde donan sinekler var. Biz köye gittiğimizde bakıyoruz, bir sürü sinekler ölmüş.
Yani hayır, bezgin, bitkin, bekbin yani. O kızı, o kadını, o adamı kesinlikle tatmin edemezsin. Ne yaparsan yap. Allah Resulü'nün tabiriyle akıllarını ve kalplerini tatmin, teskin, terakki, tatmin, teskin, terakki ettirmedikçe hiçbir iyiliğiniz ona iyilik olmayacaktır. Unutmayın. İnsanların akıllarını, kalplerini tatmin, teskin, terakki ettirmedikçe hiçbir iyiliğiniz ona iyilik olmayacaktır. Onun için insanlar nakor. Ne yapıyorsun bir işi? Buradan kalkıyorsun, almaya gidiyorsun, tamam mı? Adamlar tevayimamlı yapıyorsun, tuvaletini temizliyorsun, ilgileniyorsun, meşgul oluyorsun, geliyor, akşam anlatıyorsun, Kur'an da okuyorsun vesaire. Yani hiç bacak bacak üstüne atıyor. Sanki mecbursun buraya gelmeye ya. Hiç minneti yok. Hiç umurunda değil ya. Biz de böyle bir şey beklemiyoruz ama yani adam tanımak için söylüyorum. Zaten öyle bir şey bekleseydi bir daha gitmezdi. Biz ana kadar etmiyor. Dinlemişsin, dinlememişsin. Ölmüşsün, soğumuşsun. Hiç önemli değil. Bu siyasi meselede, Fethullah meselesinde adamlar ne kadar küfürler etti. Aa girmeyiz. İster gir, ister girme. Benim hiç umurumda değil. Allah şahit olsun. Siteye girmişsin, girmemişsin. Defterimde değildir. Niye? Benim vazifem. Bunları anlatmak Allah'ın verdiği nimeti. Dinlersin, dinlemesin. O senin sorunun. Bir şöhretin peşinde olsaydı televizyonun peşinde, televizyoncuları tekliflerini kabul ederdi. Kitap basardım. Bu defterleri adam kitap yazıyorlar. Bu 23. defter ha. Böyle ince ince yazarak bu defterden kaç tane kitap çıkardı? Ölüm korkusuna ait bir kitap yazayım, tutulur mu tutulmaz mı? Taşınacak duaları siteye koydum, altına da beddua koydum. Bunu beddua koydum, bunu menfaatına, çıkarına indirip parayla satana. İki elime kasında olsun dedim. Adapazarı İzmir tarafında duyuyoruz. 500 milyona indirip parayla satıyorlar. O ki parayla satılacaktı, ben de satardım. O zaman kaldırdım. Ya parayla olmaz kardeşim, Müslümanlara ilet. Bak bunu yapıp adam defterine koyuyor. Bak ölüm korkusunu bak adama gönderme yaptım dersin başında. Bak kitabına koyacak. Abi dinleyeceğim dedi. Tamam. Tanımıyorum bunu. Tamam dedi ya. Tamam yaparım kardeşim. Kitap yazıyor. Ha parayla, on para derdi ama neticede para niyeti var ama neticede Müslümanlar bu bilgi gidecek mi? Gidecek. Ben neticeye bakıyorum. Ben Müslümanıma faydalanmaya çalışıyorum. Fayda olmasını istiyorum. Ben para kazanmak isteseydim bunun yolunu bilmiyor muyum? Bu ölüm korkusu arttı veya psikoloji, panik veya akıl kontrolü diye ne bileyim. Bir sürü konularımız var ya. 300'ü geçti ya. Ben onlardan para veya tıklasan, yasa, taşınacak duvarlar vesaire. Ne olurdu? Ama gayemiz o değil. Hani niçin anlatıyorum? Takdir etmişsin, tenkit etmişsin. Beni almıyor diyorum. Çünkü paranın peşinde değilim ki. Girmişsin, girmemişsin. Senin işin o. Uçtabi demişti ki, hangi ders olsa mutlaka bir laf oluyor hatırlıyorum. Hasan dedi, Risale'nin ummandır veya bir tarladır. Tamam. Sen dedi çiçek yetiştireceksen çiçekle uğraş, mısırla uğraşma. O bir ihtisastır. Misal, tutun yetiştireceksen armutlarla uğraşma. Risale'nin içinde külliyatı bir bil, iyi bil. Ondan sonra 40 yaşından sonra ihtisas yap. Daha bir şeye el atma. Tek konuda ümmeti Muhammed'e o noktada faydalı olur. Yani benim tabirle kulak boğazcı ol. Ortopediyle uğraşma. Her hastalığa bakan pratisyendir. Onu da pek kimse kale almıyor. Ha, benim işim de içsel ya. Gay melekut tarafı. Bu kardeş. Ha, bir kardeşimiz var. Esmacı. Bir kardeşimiz var. Simgeci. Mesela bu kardeş var 20. sözcü. Bu kardeş var şuurlu. Şu anda hatırıma geldi ama daha 40 olacak ondan sonra. Ondan sonra Mustafa şey var. Yani herkes acayip hissi mesela. Şeyler var. Bir abi var mesela ayağa kalkmayan Nikola böyle diyen bu kelle bu sarıkla beraber çok ustadın kabadayılık. Hani böyle delikanlık şeylerin. Ötekisi de kaç tane talebesi vardı, kaç tane evli, kaç tane kızı var. Onlar şu anda nerede? Ustadın kronolojik tarihçesini yapmış. Talebelerinin kaç tane kızı var? Ona ben ne yapacağım? Kaç tane oğlu var? Kaç tane kızı var? Ama adam hasta bu işlere yani. Ha, benim de sağım değil yani. Risale'nin var. Ebced yapıyorlar. Tamam. Osmanlıca da şey yapıyor. Cifir şey konuşuyorlar. Dua şeyi çıkarıyorlar. Acayip acayip yani. Tamam mı? Hepsi doğru. Doğru tabii.
Ait esastır, benim sanım değil. Şimdi o zaman, girdiğin zaman, hani sen niçin anlattın? Kardeşim benim sağım ruhu kontrol, ruhulla akıl, kalp kontrol, ölüm kontrol, iş benim. İster gir, ister girme. Girmek zorundasın çünkü başka şansın yok. Çünkü ben işimi bunu yaptığım için en iyi yapmaya çalışıyorum. Bundan daha iyi yapan olmadıkça gireceksin küfür etsen bile. İnanç kullansan bile bu derse gireceksin. Başka hiçbir şansın yok. Bu ölüm kontrolünü, ölüm korkusunu nerede bulacaksın böyle bir ders? Onun için ister gir, ister girme. Ben adım gibi biliyorum, bu sözümü ona gönderiyorum. Adım mecburi gireceksin. Bana kale yapma hocam, böyle efirme şey yapma, dil uzatma, yoksa girmeyiz. İster gir, ister girme, umurumda değil. Peki. Yani edepsizlik, terbiyesizlik yapmak için anlatmıyorum yani ha. Böyle kendine bir imtiyaz vermek için değil. Kardeşim Allah için yapıyor musun? Kalpler Allah'ındır. Allah'ın elindedir. Müşteri onun. İhtiyacın varsa, yani kendi menfaatini bilmiyorsan ben hiç düşünmem seni demek istiyorum. Ben vazifemi yapıyorum, vazife ilahiye karışmamaya çalışıyorum. Onu demek için, yoksa terbiyesizlik yapmak için demiyorum aşağı. Hem psikoloji dersiniz hem itap. Ama böyle bir lof var, şeyler var ya, çok yapıyorlar bana. Girmem, şey yapmam, tavsiye ediyordum, bir daha etmem, bir daha girersem en çok girdiğim siteden düşeceğim. Sen bilirsin, senin meselen kardeşim. Benim meselem değil. Peki, son 2-3 cümlem var, bitireyim. Yani hastalanınca hemen aklımız en kötüye gitmesinin sebebi vesvese değildir. Ya cindir, cinler dışarıdan sinyal veriyor sol kulağından, veya oluşturduğun olumsuz düşünceler. Abi bu olumsuz düşünceler nereden geliyor? Ya ayrı bir konu ama hemen pat diye söyleyeyim. Olumsuz insanları dinleye dinleye. He ne oldu ya? Ya bizim bir kardeş var. Hep olumsuzdurlar. Haberleri, haber, haber, haber. Ölü bulundu, kestiler, doğradılar. Sen ne diyorsun? Ya teyzemin şeyi de Yozgat'ta şöyle oldu, böyle oldu falan. Olumsuzlukları, ne duyuyorsan canlanıyor. İçeri girerim canlanıyor. Kalbinde şey yaptığınca hemen İrfan hatırıma geliyor. İrfan dedi ki Yozgat'ta teyzem tek başına evde ölü bulundu. Yani dün anlattı. Ben de güzelce dinledim. O girdi canlı mı? Kalp şey yaptı. Ulan İrfan ya hakikaten teyzen gibi olmayayım ya falan. Ha böyle girmişti. Dinleme kardeş. Usta diyor ki haberi dinleyen, haber dinleyen kafa 2 kere 2 4'tür. Nedir biliyor musun o kafa? Hezeyan kafa. Hezeyan dersini dinle, yayına girmiştir. Hezeyan kafa. Ha beraber gittim. Hezeyan kafa. Allah'a ekber. Aklını dağıtır manevi bir divan olur. Kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Haber. İster ha dinsiz olur. Tabiri ustadın sözü seni ilgilendirmiyorsa zaten girme. Okuma risale. Hastalık da o düşüncelerle ne alakası var demek fırsat bekleyen şeytanlarındır o kötü senaryo, o kötü düşünce senaryoları. Ölmek, bedensel ve cismaniyet dayatmalardan sıyrılmaktır. Benim hafız ne dedi biliyor musun bana? Şaşıracaksın. Talim hocam, Şerif oğlum. Hafızım nasılsın dedim. Bir kere gittim zaten, telefonda demiyordu. Ya dedi ya, gene bu senede yaşıyoruz dedi ya. Ne dedi? Ya dedi artık bıktım dedi ya. Bu senede mi yaşayacağız dedi. Allah Allah ne diyor ya? He? Ciddi olarak. Ha, ciddi olarak. Onda şaka yok. Ondan sonra ama tövbe estağfurullah falan diye hemen şey yapıyor. Yani hastanede de gördüm ki beden ruha çok yük ya. Ruh çok yoruyor. Ceset ruhu çok boğuyor. Çok yoruyor. Ruh çok zor durumda arkadaşlar bu asırda. Bu cesetten belayı, şu baş belası. Yani o kadar yoruyor ki gidin hastaneye bakın. Perişan ruhlar. Şu ceset, gene mi bu sene yaşıyoruz diye diyesin geliyor ya. Lan bu sene de mi yaşayacağım ya? Yani kurtulsam şuradan ya. Beden kağıttır. Yaktığımızda ölüm, Azrail aleyhisselamdır ki kibit. Buradan çıkan nur da ruhtur. Kağıt da hapis değil mi? Ruha hapis. Buradan çıkmasıdır. Ya çıkart adamı ya. Gene bu sene de mi yaşayacağız diye diyesin geliyor ya. Yaşarken çıkmaz mı abi? Çıkar. Konumuz başka. Su aynı. Bak su aynı. Rüzgar aynı. Neticenin farklı olması rüzgarın farklı esmesidir. Su aynı. Bak şimdi. Hava da aynı.
Farklı eserse deviriyor, esmezse büyütüyor. Çok yağdırılırsa helal oluyor, normal yağsa ne şu ne mabur, ikisi de su. Farklı olması. Son iki cümlem, alimler çakmak taşa, alimler çakmak taşına benzerler, seni tutuştururlar, Ahmediye'de yazıyor bu, benim değil bu. Alimler çakmak taşına benzerler, seni tutuştururlar ama zahirde onlarda bir şey gözükmez, onlara sürtünürsen yanarsın, o zaman alev çıkar, yani kamil olursun. Alimler çakmak taşına benzer. Taşın içerisindeki, nereye saklamışsa Allah şeyi, kıvılcımı, o alimler de seni sürterler, sen de kıvılcım çıkar. Anladın mı? Bir çakmak taşı, bir de kükürt. Ha, alimler çakmak taşına benzer, sende gizli bulunan alevi kıvılcımı çıkartırlar. Bir kıvılcım çıktı mı bu da yanar işte. Son cümle, en çok canı yananın sesi daha fazla çıkar. Ek, buradaki siyim. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha tümâs-salâvâd.